Selam dostlar, ben Mustafa Kaya. Motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanala hoş geldiniz. Sevgili dostlar, birçok arkadaşımızın merak ettiği ve sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesi Trendyol Go alımlar ne zaman açılacak? Hangi illerde alımlar açılacak? Hangi ilçelerde alımlar açılacak? Hem Instagram'dan hem YouTube kanalından birçok arkadaşım bu soruyu soruyordu. Daha önce de videosunu yapmıştık. Trendyol Go'da alımlar bir süredir kapalıydı. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili yeni gelişmeler var. Bu detaylardan sizlere bahsedeceğim. Sevgili dostlar, videomuzun devamına geçmeden önce kanalımızı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımızdan bir ricamız olacak her zamanki gibi. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen unutmayalım. İzleme oranlarımız güzel. Şu anda videomuzu izlerken bir de videomuza like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sizler vesilesiyle kanalımız daha da geniş kitlelere hitap edecektir. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında Trendyol Go alımlarıyla ilgili alımlar açıldı mı tüm detaylardan sizlere bahsedelim. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle Trendyol Go'da faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımızın sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Trendyol Go'da alımlar ne zaman olacak? Alımlar ne zaman olacak? Bunların detayları belli oldu. Ama arkadaşlar birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. Trendyol Go'da faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımızla ilgili YouTube kanalımda çok detaylı videolar var. Başvuru süreci, mülakat süreci, evrak süreci, bunlarla ilgili YouTube kanalımı lütfen incelemenizi tavsiye ediyorum. Başvuru yapmadan alımların açılmasını bekleyen arkadaşlarımız var. Sevgili arkadaşlar, Trendyol Go'nun internet sitesinden başvuru yaptığınız zaman bazı arkadaşlarımız diyor ki bir sene önce başvuru yaptım abi internet sitesinden. Yanımdaki arkadaşımı çağırdılar, beni çağırmadılar. Ben ondan önce başvuru yaptım. İnternetten başvuru yaptığınız zaman aslında sıraya alınmış olmuyorsunuz. Önemli olan mülakat tarihiniz. Bazılarınız başvuru yapıyor internet sitesinden, mülakata girmiyor. Trendyol Go beni işe alacak diye bekliyor. Başvurularınızı yaptıktan sonra arkadaşlar ofislerde mülakata girmeniz gerekiyor. Bir de sevgili arkadaşlar, yine yanımdaki mahallemdeki arkadaşıma işe alım mesajı geldi, bana gelmedi gibi çok soru geliyor. Bunların da üzerinden geçeyim. Ondan sonra alımlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar, başvuru yaptığınız zaman bir iş yerine başvuru yapıyorsunuz. O iş yerine faaliyet göstermek istiyorsunuz. Ama o iş yerinin belirli bir kriterleri var. Sadece Trendyol Go veyahut da kuryelik sektörü değil. Hangi sektör olursa olsun işe başvuru yaptığınız zaman bir mülakata giriyorsunuz. Alımlar açıldı mı? Trendyol Go'da alımlar açıldı. Yine sınırlı sayıda kontenjanlar sınırlı sayıda açıldı. Ve bazı bölgelerde açıldı. Sadece Trendyol Go İstanbul'da değil arkadaşlar. Trendyol Go'nun bulunduğu diğer illerde de alımlar açıldı. Zaten sırasıyla arkadaşlarımıza SMS'ler gitti, davetler gitti, evraklarını hazırlayacaklar arkadaşlarımız. Bakın buralar çok önemli. Eski videolarımda da söylüyorum. Sizlere mesaj geldiği zaman mesajın üzerinde bir tarih ibaresi alıyor. İşte şu tarihler arasında ofise gelmenizi bekliyoruz diye. Lütfen arkadaşlar mümkün olduğu kadar o tarihlere bakmayın. Bir an önce evraklarınızı hazırlamaya başlayın. Ne kadar erken verirseniz o kadar iyi olur. Çünkü kontenjanlar sınırlı açılıyor. Bu kontenjanlar dolduğu zaman da sizler bir dahaki alımları bekleyebiliyorsunuz. O yüzden sizlere SMS geldiyse alım SMS'i hemen evraklarınızı hazırlayın. Evraklarınızda eksik varsa bile ofislere giderek bu eksik evraklarınızı bildirin. Size geldi, 3 günlük, 4 günlük bir süre verildi, SMS geldi ama siz bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra gittiniz, bir dahaki alımları beklersiniz. Alımlarla ilgili hangi bölgelerde alımlar var bunları bölge bölge söylemeyeceğim. Türkiye genelinde alımlar açıldı ama dediğim gibi sınırlı sayıda kontenjanlar açıldı. Alımlar açıldıysa da arkadaşlar yine bir şeyin sinyali vardır. Çünkü biliyorsunuz alımlar açıldığı zaman önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda kampanyalarda gelecek iş artışlarında, paket artışlarında yükselmeler olacaktır diye tahmin ettiğim için alımları açtılar diye düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarım bakın abi bana mülakat SMS'i gelmedi. Başvuru yaptığınız internet sitesinden bana mülakat SMS'i gelmedi. Sizlere yakın ofislere giderek buradan bilgi alabilirsiniz. Ofislerde müsaitlik durumu varsa arkadaşlar orada hemen sizleri mülakata da alabilirler. Ama sadece internet sitesinden başvurup da ben alınmayı bekliyorum, beni aramadılar diye lütfen sitem etmeyin. Başvuru yaptıktan sonra mülakatlara girmek zorundasınız. Mülakatlara girdikten sonra zaten sıranız ona göre alınıyor. Dilerim faydalı bir video olmuştur. Birçok arkadaşımıza alımlarla ilgili video çekeceğimize söz vermiştik. Alımlar açıldı. Ben de sizleri bilgilendirmesini yaptım. Pazartesi Kadıköy ofisinde olabilirim. Soruları, sıkıntıları, problemleri olan arkadaşlarımız varsa Kadıköy ofisinde olacağım. İnönü Caddesi 97 numarada. Oraya gelirsiniz arkadaşlar. Orada sohbet ederiz. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışırız. Yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun. Tekerinize taş değmesin. Hoşçakalın dostlar.